Merhabalar. Yine bir hedef ve istek çalışması arkadaşlar. Bir tek kağıt kalem istiyorum sizden. Not kağıdı olabilir, karalama kağıdı olabilir. Hiç önemli değil bu. Bu biraz farkındalık çalışması gibi gözükse de aslında çok büyük bir çekim yasası çalışmasıdır. Bunun için sizden kağıdı kalemi elinize almanızı ve bir beşli merdiven çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın, beş basamaklı bir merdiven çiziyoruz. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bildiğiniz kısa öz merdiven. Her bir kata 1, 2, 3, 4, 5 diye notlarınızı alın. Hedefiniz ne? İstediğiniz ne? Sizin en büyük hayaliniz ne? Bu en büyük hayalinizi 5. basamağa yazmanızı istiyorum. Yani en üste. En üste 5. basamağa dileğinizin olmuş halini yazmanızı istiyorum. Oraya yazın. Ve sonrasında birinci basamağa şimdiki halinizi yazın. Yani o yok elinizde. Henüz öyle bir durumunuz yok. Gerçekleşmiş bir durumunuz yok. Bunu yazın. Misal veriyorum. Maaş artışı isteyen bir insan için çalışmıştık. Bunu muvaffak olmuştuk. Sağlıkta muvaffak olmuştuk. Ve bir de sınavda muvaffak olmuştuk. O yüzden benzer bir çalışma yapabilirsiniz. Maaş artışı gibi düşünün. Ya da herhangi bir hedefe ulaşmak, gene bir ev almak, araba almak, sağlığa ulaşmak. İstediğiniz her şeyi düşünebilirsiniz. Hiç önemli değil. Birinci hal, sizde bunun bulunmadığı hal. Bakın. Ve beşinci hal, bunun sizde bulunmuş hali. Unutmayın. Arada üç tane merdivenimiz boş. Şimdi sizden şunu istiyorum. Şimdiki halimden oraya giderken aşmam gereken üç aşama var. Değil mi? Üç aşama kaldı bakın. Bir de yok. 5'te var. Bu durumda benim oraya ulaşmak için 3 tane adıma ihtiyacım var. İkinci adımda ne olurdu? Benim hedefime ulaşmam için. İkinci adımım ne olurdu? Şu an yokluk halinden ikinci adıma, hedefime ulaşmak için ikinci adımım ne olurdu? Hemen oraya onu yazmanızı, not almanızı istiyorum. Ve onu yapmış, yani ikinci adımı gerçekleştirmiş. O da şu an olmayan bir şey tabii ki. İkinci adımı gerçekleştirmiş halinizi bir dakika kadar lütfen gözünüzde canlandırın. Ne giyiyor? Nasıl görünüyor? Ne hissediyor? Ne yapmış? Gerçekten orada ne olmuş? Bunu tam olarak görmenizi, hissetmenizi, bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın, seyretmeyeceksiniz. Orada varsınız siz. Zaten bu olmuş. İkinci adıma geçmişsiniz. Bunu nasıl olduğunu bilmenizi istiyorum sizden. Odaklanın oraya iyice. Bunu gördünüz. Bildiğiniz tadına bakın, varsa bir şey. Şöyle bir onu yapmış halinizin bulunduğu ortama bakın, renklere bakın, kokuya bakın. Tat varsa tada bakın, yemek varsa yiyin, bir hani onun tadına varın. Ses varsa dinleyin. Bu duyguların her birisini, dokunmanız gereken bir şey varsa, dokunulacak bir şey varsa lütfen orada dokunun. Ve şimdi gözlerinizi açın. Ve bundan sonraki adım ne? Üçüncü adımınız ne? Yani bu arada tam hedefinize ulaşmak üzeresiniz. Buradaki aradaki adım ne? Şimdi ne yapmanız lazım? Bir sonraki adımınız ne? Şimdi buna odaklanın. Onu bulun, onu yazın. Olmuş haliyle yazın. Ve o olmuş halinin yine bir resmini lütfen canlandırın gözünüzde. Bunu görün. Yine burada da bir dakika kadar kalacağız. Renkler, kokular, sesler, duygular, orada olan hareket ne, yapılan bir eylem mi var? Bunların her birisinin farkına varın. Bu bir film karesi olabilir, bir fotoğraf olabilir. İçinizde kendinizi dört boyutlu görün. Bilin, hissedin. Burada ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini, nasıl bir duygu durumu içinde olduğunuzun iyice farkına varın. Bu İkinci adımı da gerçekleştirmiş. Hedefinize doğru sadece tek bir adımı kalmış sizin. Nerede olduğunuzu, hangi pozisyonda olduğunuzun farkına varın lütfen. Orada bir koku var, kokuyu hissedin. Renkleri görün. Oradaki duyguya iyice odaklanın. Oradaki tüm bilgiyi edindikten sonra lütfen gözünüzü açın. Ve şimdi hedefinize sadece bir adım kaldı. Ne olursa hedefinize ulaşırsınız. Bunu
İç benliğiniz biliyor, öz benliğiniz biliyor, içiniz biliyor. Lütfen şimdi onu yazın. Dördüncü adımdayız. Yapılması gereken nedir? Olması gereken nedir? Gerçekleşmesi gereken nedir? Onu yazdınız. Yine bu olmuş halini yazdınız. Ve bu adımı atmış siz neredesiniz? Hangi pozisyondasınız? Hangi duygu durumundasınız? Nasıl bir ortamdasınız? Ne giyiyorsunuz? Nasıl duruyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl konuşuyorsunuz? Neler var çevrenizde? Hangi renkler, hangi sesler, hangi kokular? İyice farkına varın. Tecrübe edin. Orayı yeniden tecrübe edin. Tüm bilgiyi aldıktan sonra gözlerinizi açın. Ve beşinci adıma hedefinizin olmuş halini yazdığınız yere gelin. Tekrar yazın hedefinizin olmuş halini. Ve bu olmuş hali bir resim karesi gibi yine görün, duyun, hissedin, fark edin. Bu olmuş halini hissedin, iyice hissedin. Kimsin? Orada nesin? Bu olunca ne oldu sana? Bu olunca nasıl bir güzellik içerisindesin? Nasıl bir mucize içindesin? Çevrende ne var? Kimler var? Kimler kutluyor seni bu oldu diye? Kimler takdir ediyor? Kimler yanında? Seslere, kokulara, renklere, tatlara odaklan. Neler var çevrende? O duyguyu tamamen yaşadıktan sonra vücudunun herhangi bir yerine diğer bir elini mesela diğer elinle bu duyguyu çapalaman istiyorum. Bir süre elini orada tut. Duyguyu çapala. Bu duyguyu her ihtiyaç duyduğunda bu noktaya bası yapacaksın. Başardın, zirvedesin, hedefine ulaştın. Tüm tebrikleri kabul ediyorsun, tüm takdirleri alıyorsun. Sen bunu hak ettin. Derin bir nefes al ve gözlerini aç. Arkadaşlar bu çalışmayı 5 gün üst üste yapmanızı istiyorum. Aynı şekilde baştan başlayarak, yazarak, hissederek, yazarak, hissederek, adım adım merdivenleri çıkarak 5 gün yapacaksınız. Ve hep aynı yere çöpe atacaksınız. 5 günün sonunda bırakın. Kağıtlarınızı yırtın, atın, yakabilirsiniz, yırtabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. O duyguyu gün içerisinde kendinize hatırlatmak için sadece bası yaptığınız yere olmanız yeterli. Dokunmanız yeterli. Aynı duyguya yeniden gireceksiniz. Ve siz bu rezonansı yükselttiğiniz anda hedefinize ulaşmanız çok daha hızlı gerçekleşecek. Şimdi lütfen kağıt kalem. Kendi üzerinizde çalışın. Kendi yaşamınızın mimarı sizsiniz. Çizim yapma vakti. Görüşmek üzere.